Bugün çok enteresan bir gündü. Bir yığın teşvik beklentisine rağmen altın tepe taklak oldu. İki tane firmanın aşı haberlerini açıklamasıyla birlikte. Türkiye'de hafta sonu yaşanan bütün gelişmelere rağmen dolar tepe taklak oldu arkadaşlar. %5'in üzerinde bir düşüş kaydetti. Bunlar gerçekçi mi değil mi? Yani gerçekten dolar bir düşüş trendine mi girdi? Altın bir düşüş trendine mi girdi? Yoksa birileri alttan mal mı toplamaya çalışıyorlar? Geçmişte gördüğümüz filmleri bir kez daha seyrediyor muyuz hep birlikte? Bugün elimden geldiğince bu videoda bunun detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki ayrıntılı bir şekilde de rakamları konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce Türkiye'den başlayalım. Amerika seçimleri sonuçlandı, Biden kazandı ve Türkiye'de garip kararlar alındı arka arkaya. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını duyduk ve yerine eski Maliye Bakanı'nın getirildiğini duyduk. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberini duyduk arkadaşlar. Biden'ı geçtim, Amerikan seçimlerini geçtim, yeni teşvik paketlerini geçtim, katsayı geçtim, S-400 meselesini geçtim, Suriye'yi, Libya'yı, Mısır'ı geçtim, Doğu Akdeniz sorunu geçtim. Sadece şu iki haber bile aslına bakarsanız doların fırlayıp gitmesi için yeterliydi. Yani bugün sabah uyandığımızda 9 liranın üzerine çıkmış bir dolar kuru görmemiz gerekiyordu ama tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldık. Dolar %5'in üzerinde düştü, değer kaybetti. Türk lirası da %5'in üzerinde değer kazandı. Sonrasında bir miktar geri çekildi. %3'ler civarında şu an itibariyle ve 8.19-8.20 civarında geziyor. Peki mantıklı bir hareket miydi bu? Değildi. Bundan sonraki süreçte dolar bir trend değişikliğine mi gitti? Biz 7'lere, 6'lara, 5'lere doğru gidecek miyiz? Yoksa tam tersi devalüasyonist bir etkiyle mi karşılaşacağız? Bunun da cevabını çok net bir şekilde görmemiz ve vermemiz gerekiyor. Tamam, bunun cevabını vereceğiz ama şimdi uluslararası piyasalara dönelim. Altında olanları biraz da konuşalım. Altın piyasasında da bugün 1960'lar seviyesindeydik gün içinde. Sonrasında iki firmadan aşı haberleri geldi. Birisi AstraZeneca'ydı, birisi de Pfizer'di. Dünyanın en önemli ilaç firmaları bunlar. Ve gariptir ki Biden seçilir seçilmez aşıyla ilgili olumlu haberleri hemen bizlerle paylaştılar. Ve bunun üzerine de altın onsu 1870 seviyelerine kadar düştü. Neredeyse %5'lere yaklaşan bir değer kaybı yaşadı altının onsu. Peki bu gerçekçi mi arkadaşlar? Yakın zamanda teşvikler açıklanacakken üstelik. Bakın her ne olursa olsun aşı da bulunsa tedavi de bulunsa dünya ekonomisi inanılmaz bir çıkmazda ve dünya ekonomisinin liderleri olan Avrupa, Amerika gibi ülkelerin acilen teşvik paketlerini piyasaya sunması gerekiyor. Teşvik paketlerinin piyasaya gelmesiyle birlikte de bu paranın çok önemli bir kısmının her ne olursa olsun tasarruf araçlarına gitmeye devam edeceği ortada. Altında korkunç bir yükseliş olacağını herkes çok net bir şekilde görüyor. Siz görmeseniz de ben görmesem de emin olun dünyanın büyük hedge fonları bunun peşinde şu an itibarıyla. Hedge fonlarının genel mantığı nedir? Mümkün olduğunca en düşük seviyeden alabilmek. Mümkün olduğunca küçük yatırımcıyı zarara sokmak, onları silkelemek, onların stoplarını patlatmak, onun sonrasında da en diplerden alabilecekleri kadar malı almak. Hedge fonlar bunu yaptılar mı? Evet, bugün itibariyle yaptılar. Ve belki birkaç gün daha yapabilirler arkadaşlar. Yani 1860-1870 seviyelerinden altın onsunu toplamaya devam edecekler. Ve bu topladıkları altının 2000-2300 aralığına doğru hızlı adımlarla gideceğinden de adları kadar eminler. Bu zamanlarda yapılacak en büyük hata nedir biliyor musunuz? Panik yapmak. Bunu sizlerle yıllardır paylaşıyorum, bir kez daha söylüyorum. Böyle dönemlerde panik yaptığınız an itibariyle eyvah dolar düşüyor, eyvah altın düşüyor, ne yapacağım ben, bir an önce elimdeki malı az zararla da olsa çıkayım kardeşim dediğiniz an itibariyle o zarar sizin elinizde patlar arkadaşlar. Öbür taraftan büyük fonlar, özellikle hedge fonları da parayı sizin sırtınızdan götürürler.
eğer. Bakın göreceksiniz önümüzdeki günlerde altının fiyatının, ons değerinin çok hızlı bir şekilde 2100 doların üzerine doğru gittiğini, rekor üzerine rekor kırdığını göreceksiniz. Aşı ile ilgili olumlu haberler geldi ama bu aşılar ne zaman piyasaya çıkacak? Bu seneye yetişecek mi? Bu seneye yetişse bile acaba yeterince etkili olacak mı? Dünyanın her yerine dağılma ihtimali var mı? Ekonomileri açabilecek bir güce sahip olacak mı? Bütün bunlar hala büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Aşı bulunduğu haberlerinin bugün sadece piyasalarda kullanılmak için bu kadar önemsendiği o kadar net bir şekilde ortada ki Türkiye'deki dolara bir kez daha geri dönelim. Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı oldu. Merkez Bankası Başkanlığı çok önemli bir makam arkadaşlar. Öbür taraftan Merkez Bankası Başkanlığı'na bugüne kadar herhangi bir siyasetçi getirilmemişti. Dünyada da mümkün olduğunca siyasetçiler Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzak tutulurlar. Tarafsız olması gerekir Merkez Bankası'nın. Para politikasını herhangi bir siyasi görüşü olmadan, onu gözetmeden ilerletmesi gerekir. Oysa biliyoruz ki Naci Ağbal geçtiğimiz dönemde AK Parti'nin önde gelen bakanlarından birisiydi ve bakanlık döneminde de çok net bir şekilde siyaset yaptı. Zaten işi de bu. Dolayısıyla arkadaşlar yabancılar da bu durumu çok net bir şekilde görüyorlar. Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olmasını duydukları an itibarıyla pozisyonlarını almaya başladılar. Bizimkiler her zamanki gibi tuzağa düşmeye devam ettiler. Yabancılar bir miktar sattıysa Merkez Bankası, kamu bankaları çok daha fazlasını sattı ve dolar düştükçe daha da gaza geldiler, daha da çok sattılar. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yabancılara bedavadan doları aktardılar geçmişte olduğu gibi. Yabancı, Türkiye'den kaçmaya çalışan yabancı 8.50, 8.60, 8.70 seviyelerinden alıp gidecekken belki 8 liradan alıverdi. Ucuza, bedavaya doları buldu. Diyeceksiniz ki 8 lira çok mu ucuz? Evet arkadaşlar, 8.60'a göre çok ucuz bir değerden bahsediyoruz. Doların her gevşemesi bundan sonraki süreçte Türkiye'den kaçmaya çalışan yabancıya yarayacak, başka hiçbir işe yaramayacak. Doların daha fazla gevşeme ihtimali var mı? Yok. Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiş. Türkiye'deki Merkez Bankası tamamen siyasallaşmış ve bağımsızlığı külliyen sorgulanır hale gelmiş. Siyasi iktidarın bir uzantısı olarak belirlenmiş. Öbür taraftan arkadaşlar Türkiye'nin kısa vadeli borçlarını çevirme ihtimali yok. Cari açık arka arkaya yükselmeye devam ediyor. Biden seçildi. Biden'ın yakın zaman içerisinde Türkiye ile ilgili alacağı kararların ne olacağı ile ilgili çok ciddi kuşkular, şüpheler var ve bu koşullar içerisinde doların düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini söylüyorlar bize. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bunun çok net tarifi keriz silkelemedir. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bunun çok net tarifi keriz silkelemedir ve bu keriz silkeleme sürecinde genel itibarıyla küçük yatırımcılar büyük zarar ederler. Büyükler hiçbir zarar etmezler. Çünkü büyüklerin hem aldıkları noktalar çok düşüktür, maliyetleri oldukça alt seviyelerdedir. Hem de büyükler bu süreçleri çok net bir şekilde okurlar. Küçük yatırımcıysa çok hızlı bir şekilde panikler. Verileri sizlerle paylaşayım. Bugün en çok bireysel yatırımcılar piyasadan çıkmış. En çoksa kurumlar satın alma gerçekleştirmiş. Kim o kurumlar, kim o şirketler? Ya döviz açığı olan büyük şirketler, bankalar, yabancılar. Bu bize çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Kurumlar, şirketler, bankalar dövizin bu seviyelerde kalmayacağını, yakın zaman içerisinde çok ciddi bir şok etkisi yaşayabileceğini görüyorlar ve buna göre önlemlerini alıyorlar. 3-5 kuruşu olan ve bununla kendisini korumaya çalışan bireysel yatırımcı şekilde kandırılıyor. Ellerindeki mallar ucuza kapatılıyor. Ha siz bu tuzağa düşersiniz, düşmezsiniz. Çok net bir şekilde büyük bir oyun oynanıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu oyunun bir benzeri de dünyada hedge fonlar tarafından oynanıyor. Altın üzerinden oynanıyor. Hem borsada pozisyon alıyorlar çünkü yakın zaman içerisinde borsaların tekrar canlanacağını düşünüyorlar. Uluslararası piyasalardaki borsalardan bahsediyorum. Hem de altının çok hızlı, kontrolsüz bir şekilde yükseleceğini öngörüyorlar. Adam o zaman çıkıyor diyor ki mümkün olduğunca altını en ucuz seviyelerden alayım kardeşim. Buna göre de süreci ilerletiyor. Şimdi gelelim
Türkiye'deki ve dünyadaki rakamlara şöyle kısa kısa bakalım. Borsa 122.000 hatta 123.000 seviyelerini gördü bugün. Neye dayanarak yükseliyor arkadaşlar? Türkiye ekonomisi mi düzeldi? Dış borçlarımızı mı ödedik? Bütçe açığımızı mı kapattık? Yoksa cari açık problemimizle ilgili sorunumuzu çözdük mü? Yakın zaman içerisinde şirketlerin performansı çok mu arttı? Bankacılık sistemi bugün %6 %7'lere varan oranlarda yükseldi. %6 %7'lik bir performans mı gösterdi? Yakın zaman içerisinde alınan krediler geri ödenemezse, büyük bankacılık batıkları ortaya çıkarsa bu durum ne olacak? Bu hisse senetlerindeki satışlar nasıl karşılanacak ve bu hisseler kimin elinde kalacak? Borsadaki şu yükseliş, yani 122.000 123.000 seviyeleri balondan başka bir şey değildir ve patladığında emin olun çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Dolar 8.50 seviyesi diyelim, hadi 8.60'ları gördü ama sonra geriye geldi. 8.51'den de cuma günü kapanışını gerçekleştirmişti. Bugün 8 seviyesine kadar düştü. Neredeyse 50 kuruşluk bir düşüş var. Bu 50 kuruşluk düşüşü hak eden Türkiye ekonomisinde hangi gelişme yaşandı? Türkiye Amerika ile bir anda swap anlaşması mı yapacak? Yarın öbür gün Biden S-400 üzerinden katsayı yaptırımları devreye soktum dediği an itibariyle Türkiye'deki dolar kuru ne olacak? Döviz nereye gidecek? Merkez Bankası elinde kalan son ufak tefek mermileri de bu anlamda bugün kullanarak aslında elini tamamen açık etmiş olmadı mı? Bunlar çok kritik meseleler ve yakın zaman içerisinde yaşanabilecek kur şokunun çok daha agresif olacağını bizlere gösteriyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Euro 10 liralardan 9.62 seviyesine geldi. 4.53'lük bir düşüş var. %4.53'lük bir düşüş. Keza dolarda da %4.39'luk bir düşüş var. Bunlar inanın çok agresif keriz silkelemeleri ve bu keriz silkelemelerine kanarsanız büyük zararlarla karşı karşıya kalırsınız. Lütfen sakin olun. Sakinliğinizi muhafaza edin. Emin olun. Bu dalgalanmalar sonrasında çok sert yukarı hareketler göreceğiz arkadaşlar yakın zaman içerisinde. Kim ne derse desin. Euro dolar paritesi bakın 1.1859, hatta bugün bir ara 1.19'un üzerine çıktı ve buna rağmen Türkiye'de euro değer kaybetti. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Faiz %15'in altına geldi. %14.92. Altının onsu da 1867 dolar seviyesinde, bana göre diplerine vurmuş durumda. %4.29'luk bir kayıp söz konusu. Bütün bu rakamlara baktığımda çok net bir şekilde şunu görüyorum arkadaşlar. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Çok sıkıntılı bir oyun oynanıyor. Yakın zamanda koronanın dünya üzerinde çok büyük etkiler yaratacağını herkes görüyor. Bu aşıların yakın zaman içerisinde bir çare olmayacağını herkes görüyor. Dünya ekonomilerinin kapanmaya ve küçülmeye devam edeceğini herkes görüyor. Dünyadaki sanayinin, ticaretin de daralacağını herkes görüyor. Önümüzde ciddi bir işsizlik var. Önümüzde ciddi bir resesyon var Avrupa ülkeleri ve Amerika için. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bir de yüksek enflasyonist süreç var. Hayat pahalılığı var, yoksullaşma var ve buna rağmen sadece piyasalar üzerinden, dolar üzerinden, borsa üzerinden, altın üzerinden algı operasyonları gerçekleştiriliyor. Bunları geçtiğimiz dönemde gördük. 7.20-7.30'lara çıkmıştı dolar kuru. 6.80'lere, 6.70'lere kadar çektiler. Bugün geldiğimiz nokta 8.50'ler seviyesi. 6.20-25 seviyesinde de yaşadık. Oradan 5.80'ler, 5.70'ler gösterildi. Tekrar sonrasında 7 liranın üzerine atıverdi kendisini. Bugün gördüğümüz 8 lira seviyeleri, yani 8.50'lerden 8'e doğru giden dolar süreci bize gösteriyor ki arkadaşlar, buralardan dolar tekrar toparlanıp bu sefer kendisini 9 liraların üzerine bir anda atıverecek. O pozisyonda nerede olduğunuzun çok önemi var. Panikleyip paniklemediğinizin çok önemi var. Nasıl dengelediğinizin de çok önemi var. Gram altın, gümüş, bunların da değerleri bugün onsa bağlı olarak düştü. Gram altın 500 liranın altına kadar gevşedi. Bütün bu gevşemeler çok geçici arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde çok agresif hareketler göreceğiz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum.
Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.